%300 her bir şeye zam olmuştu. Niye bunlara zam olmuyor? Devlet niye vatandaşa yardım etmiyor? Bizi kurtarmıyor. Bak ben 40 bin lira nakliye verdim. 30 bin lira da bu masraf çadırı 60 bin lira. Bak, adaletin alakın olmadığı yerde her şey doğar. Adaletin olmadığı yerde hırsızlık, cehalet, pislik doğar. 3-6'yız, hayırını hayır olsun, hayırını gör. Hayırını gör, tamam bitti, bitti. Bayramınız mübarek olsun şimdiden. Siz iki de cümlemizin tüm bayram herkesin huzurlu, mutlu olmasını, geçmesini isterim. Pazar ne durumda abi? Piyasa ne durumda? Pazar ne durumda? Nasıldır? Pazar inşallah olur. Millet son günü bekliyor bizde. Millet diyor fiyatlar ucuzlansın. Biz de diyoruz ki biz ucuz vermiyoruz, maliyet yüksek. Şu anda top ortada duruyor. Ya onlar bize gol atacaklar ya biz atacağız millete. Kurban fiyatı şöyle söyleyeyim, bu sene küçük büyük başın ihracat olması, büyük başın az gelmesi karkas kilo olarak pazarlarda 150 ile 180 arası gitti, satıldı, iyi gitti. Kilosu. Büyük baş getiren volayı vurdu, kaymağı yedi. Küçük baş olarak bu sene çok geldiği için küçük başın fiyatı, karkas fiyatı 110 ile 130 arası satılıyor. Şimdi askeri ücretle çalışan insan da haklı, adam 4,5 milyonla çalışıyor, ev, kira. 5,5 olsun abi, kira var, su var, elektrik var, o da geçinmeye çalışıyor. Fakat bizim hayvanın girdisi pahalı. Diyelim eti kilosu 110 liraysa yemin torbası şu bu girdiler pahalı olduğu için hani %10 kazansak Allah bereket versin. Ya abi, kafa kafa çıkacağız. Koyunların önüne gidebilir miyiz sizinle? Birkaç fiyat sorayım size. Ne yapayım? Buyurun abi. Bak şu 30-35 kilo et var, tamam mı, kuzu eti. Evet. Bunun şu anda mezba, toptan dediğimiz kombine fiyatı 105 liradır. Bunu bize 20 lira maliyet biniyor buna. Tamam. 125 liradır. Biz şu anda vatandaşa kilosu diyelim canlı 65 milyon diyoruz, tamam mı? Vatandaşa 50 bin lira veriyor. Zaten 50 bin lira biz toptana veriyoruz, mezbalara veriyoruz. 50 bin lira verdiğimiz için bizi kurtarmıyor. Ben 40 bin lira, bak ben 40 bin lira nakliye verdim. 30 bin lira da bu masraf çadırı 60 bin lira. Bir de bizim 3-5 karımızı düşün. Vatandaş da haklı. Şimdi iş olmayışa, askeri ücretin 5,5 olması, vatandaşın geliri olmadığı için ona da son günü bekliyoruz. Zannediyor ki Türkiye'de hayvan çok var. Oysa ki gençler hepsi Fransa, Almanya göç ettiler. Yaylalar bomboş. Şimdi tarlalar bomboş. Tandır ekmek köylü şu anda gidiyor şehir yumurtası alıyor. Tandır ekmeği yapmıyor. Hazır yoğurt alıyor. Peki organik beslenmiyor. Eski insanlar 70-80 yaş yaşıyordu. Evet. Şu anda hep doğal organik olduğu için. Şu anda hayat nasıl hep ferni sünni. Şu koyunu gelelim Saadet'te. Evet. Şu bu geçen senenin kuzusu. Tamam. Bu canlı 60-65 kilo geliyor, tamam mı? Tamam. Bunun eti %55 randumandır, %60. 8500 TL civarı anladım. 8 yok babam, yani ben çifti buna vatandaşa çifti 8 bin lira diyorum, vatandaş da 6 bin diyor. Ben diyorum ki ara satana 7,5 olsun, vatandaş nazlanıyor. O da kendi konumunda haklı. Bu kuzunun kilosu şu anda burada eti 100 milyona geliyor, 100 bin lira. O zaman toptandan yani, bile daha iyi. Toptan versek daha iyiydi, keşke ben buraya gelmeseydim. Bu evet, kuzuyu ben, alkış. Evet. Diyarbakır mezba bu kuzuyu topta 105 lira kesiyor. Ben şu anda buna 120 lira diyorum, adam 100 lira vermiyor. Olmaz. Evet, durum buradan ibaret. Sağlık olsun. Allah herkesin işi gücü razı gelsin. Şu Adalı Sebri amcanın yanına bir görüşü alır mısınız? Buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Abi pazar nasıl? Ne durumdasınız? Pazar iyi değil abi ya. Abi %200-300 lira her bir şey zam etmiştir. Hayvanlar da aynı piyasa. Geçen sana verdik hani 2 milyon. Bu sana veriyor 2,5-3,5. Halbuki %300 her bir şeye zam olmuştur. Niye bunlara zam olmuyor? Devlet niye vatandaşa yardım etmiyor? Mezbahane olsun veya kombine olsun. Kalanları göğsü fazla kessin. Millet perişandır kardeşim. Ben buna 4000 diyorum pazarlık abi. Abi de 3000 diyor. Ya Allah bismillah. 4 tane olacağım. 4 tane alacak. 4 kere 4 16 bin lira diyorum. Tamam. Çok güzel. Senin 16 bin lirayı önemli değil. Bir dakika abi, yok, yok. Canlı pazarlık. Fiyatını söyle. Fiyatı abi tanesi 4 bin lira. 4 tane alıyor ben... vatandaş, tamam mı? 4 kere 4 16 bin lira. O da bir evet 4 tane olduğu için toplam 17 tutuyor da 1 milyon da abime kurban ettim. 3,5 ton. 3,5.
Üzerine bir şey at, al. Hiç kuruş katmam. Bir şey, ay, gönlüne ne kopuyorsa at üstüne. Gönlüme hiçbir şey kopuyor. Bir dakika. Ben de şimdi araya gireyim. Evet. Sen ne dedin abi? Sen 3, 4 dedin. Bir dakika, müsaade et. 3,5 diyor. Müsaade et. Ne senin dediğin. 3,600 hayrını gör. Hayır olsun, hayır olsun. Hayrını gör. Hayır. Tamam, bitti. Yapma, tamam. Sen karlısın. 1 lira veriyorum, tamam. Sen karlısın. Dayı kurban. 3,5. Hadi. 3,5. Dayı kurban, sen karlısın, al. Yok, 3,6. Bu ganyan oldu, ganyan. 4,000 tane şey hiç vermediler bunu. Al bunu. 3,600 hayrını gör. 3,5. Ya ben girdim. Üzerine belki sana bir şey at. Üzerine bir şey at. Garibanları alıyorum. Bak şimdi garibanları alıyorum. Kendime abi garibanları alıyorum. Bak, birden artırdı. Böştü birden aldı. Tamam, 3,5 hadi. Hayırlı olsun. Hadi. Bir alkış, bir alkış. Helal olsun. Hadi seç ama, ver para seç. Ver abi. Mazeret, gece sana 7 milyon değildi. Evet. Bu sene kaç yıldır? 30. 30 kaç defa, kaç böyle zam etmişti, kaç defa? 3 katından daha fazla. 3 katında, bu niye 2 katına gitmiyor? Ha, bu 2 kata gitmiyor ya. Abi. Gece sana 2 milyona verdik, koyun bu sene 4'a gitmiyor ya. Evet. Kardeşim, halimiz iyi değil abi, gece sana... Durum nedir abi? Bize bir analiz yapabilir misin? Vallahi durum olarak işte bahsettiği gibi Savaş Bey'in. Yani sıkıntı içinde millet. Bunu yani devletimizin bir şekilde bir el atması lazım. Bir takım bir şeylere. Ama maalesef buradan giriyor, buradan çıkıyor hesabı. Yani o yüzden... Abi, bu sene zararsız bitecek mi inşallah? Güzel savaş olur mu? Ya zarar olmaz. Tabii de ya, emek boşuna gidiyor. Anladın mı? Bizler de bir sıkıntıya düştük onlarla beraber. Üzüntü içindeyiz. Bu büyükbaşın azlığı neden efendim bu sene? Azlığı orada yerinde beslememişler bu sene. İşte yemin fazla pahalı olmasından dolayı. Bir de gençlerimize dedi ki çoban pozisyonu yok. Tembellik başlamış. Bunu herkes bir şekilde biliyor artık yani. Yani bir çoban eksiği de var Türkiye'de. Tabii çoban eksiği var. İşte efendim gençlerimizin şimdiki bütün kafa yapısı Avrupa'ya gidelim, Amerika'ya gidelim. Doğru mu? Maalesef. He? Maalesef. Gençleri buna iteliyor lan. Kim iteliyor bunu? Yöneten kimse, ben onu suçluyorum. Yöneten yok. Yönetende kabahat yok. Dışarıdaki dış güçlerden bazı ajanlar işte böyle oturuyor kafede. Üst akıl bazı modeller. Bu şekilde çocuklarımız, ama onları engellemeleri lazım o zaman. Yöneten gene suçlu. Niye biliyor musun abi? Ben bilemiyor ki. Bilemiyor ama, ki. Ama o zaman yönetmeyecek. Bilemiyor abi, sinsi. Biz bazı şeyleri bilemiyoruz. Duyarsız kalıyoruz. Maalesef. Anladın mı? Maalesef. Yani iyilerimizi görmüyoruz hiç. Hep belirli bir nokta içinde kendimizi kitlemişiz. Bir büyüğümüzden bir bilgi, bir seminer, bir fikir tartışmasına giremiyoruz. Adetimiz, örfümüz mi kayboldu acaba? Kayboldu işte. Bu insan bak bir takım bir şeyler anlattı değil mi? Evet, Dursun abi bir ama de şöyle gençlerimiz, bir şey var. Gençlerimiz bunun, bu adamı almıyor kale. İşin eli işin başında olmayı şimdi. Misal doktor, bugün bir doktor Tarım Bakanı yapan işi beceremez. Dünya iki şeyin üzerine kurulmuştur. Bilişsiz kişileri diyor. Bir adalet, iki ahlak. Adaletin, ahlakın olmadığı yerde her şey doğar. Adaletin olmadığı yerde hırsızlık, cehalet, pislik doğar. Hepimiz bu dünya kainatı yaratan Allah adalet, kişi, mevki, makam, para göre olmasaydı, adalet Hazreti Ali'nin adaleti olsaydı halimiz böyle olmazdı. Ben sana sarılabilir miyim? Ya. Teşekkür ederim. Hazreti Ali'nin kanunu. Öyledir abi. Şimdi dünya yeryüzünde kaynattı Allah-u Teala iki şeyin üzerine kurulmuştur. Bir ahlak, iki adalet. Ben devamlı söylüyorum. Adaletin olmadığı yerde cehalet, pislik, rüşvetin, törpünün olduğu yerde cehalet doğar. Herkes alın teri. Bugün ben hayvancıysam hayvancılık yapmalıyım. Bugün kalkıp da mevkisi doktor olup da parası olup da adamı sopası sağlamsa sen o mevki başına getirdiği zaman 1000 kişinin vebalini o insan çeker babam benim. Bu dünyanın kanunu böyledir. Ahmet Nejat İran Cumhurbaşkanı'dır. Ne dedi? Dedi ben de bir ülkemi temsil ediyorum. Amerika'nın başkanı da. Biz bir uluslararası toplantıya gittiğimiz zaman Amerika'nın başkanı yukarıda oturuyor, ben aşağıda oturuyorum. Oysa ki dedi ben takvada ondan üstünüm. Onun parası adamı fazla olduğu için ona değer veriyorlar. Bu köylüden tüt şehirden tüt dünya illere kadar, ülkelere kadar neye bağlıyorum? Adaletsizlik var yani. Paraya göre adalet var, insanlık var. Oysa ki öyle olmamalı. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık efendim. Şimdi bizim konumuzdan ziyade burada yıldan yıla bu dini vecibelerimize göre bu kurban olayı var. Değil mi? Bunun nasıl bir duyarsızlık var? Hükümetimiz de bunu yıldan yıla geldiğinden dolayı ne yapıyor? Bu hayvanlara burada bir şekilde bak bir belediye bir tesis kurmuyor. Bir de öyle bir durum belediye tesis kurmuyor. Bunu burada normal bir kişiler gelip burada bu şekilde
üstün körü bir şekilde yer kiralıyor. İşte bu gibi insanlarla muhatap oluyor. İşte yerleri bu şekilde veriyor. Bu davranışla. Çok ilginç. Anlatabiliyor muyum? Normalde bunu üstlenmiyor. Belediyelerin yapması evet. lazım. Yardım ve bu insanlara diyor ki ya abi burada bir hizmet yok. Arkadaş ben hizmet alamıyorum ki. Ben gidiyorum para teklif ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yok. Bir şekilde hiçbir kimse duyarlı davranmıyor. Burası İzmir'in hangi bölgesiydi efendim? Burası Aktepe bölgesi. Aktepe'de hayvan pazarı. Hı-hı. İnsanlarımız, emekçiler gelmiş. Hepsi kendi çabasıyla yaptı bunları o zaman. Tabii tabii kendi çadırları kuruyorlar. Belediyeden ya da evet. hükümetten bir de. Biz burada belediye bir su bile vermiyor hayvana burada. Bu çok önemli. Bunu yayınlayacağız. Belediye evet. Bak su dahi vermiyor. Burada biz işletmeci olaraktan biz suyu temin ediyoruz. Şeylerle, tankerlerle. Herhangi bir tanker su, bir tanker su 125 lira. 3 tonluk. Düşünebiliyor musun? Çok yani. İster istemez bu insanlara ne yapıyor? Bir maliyet biniyor. Efendim bu insan bunun çiftini demin dediği gibi yerinde bu sene taş ağır sıfatı oldu. Gerçekten ama adam dedi ki ulan ben bunu 3,5 liraya aldım çiftini ama işte bunun kamyon işte mazot parasıdır işte geldi yer parasıdır anlatabiliyor muyum? Geldi kafa kafaya. Bu adam acaba 500 lira 600 lira kazanabilecek mi? Gözünden geldi. O da maalesef umduğunu bulamıyor. Son dakika işte her şey kopuyor. Son gün biter mi kurbanlar? Biter Allah'ın izniyle. Biter. Umarım biter efendim. Biter. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.